Evet dostlar, yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugünkü içeriğimizde gördüğünüz gibi bir gülen yüzle birlikteyiz. Ford Fiesta arkadaşlar, en çok tutulan kasa. Bunun ağlayan yüzü de bende vardı. Bu 2000. Bunun bir altında ağlayan yüz, ön taraf değişiyor. Genel aksamız çoğunlukla aynı. Birkaç tane önemli bir püf noktalarda değişiklik var. Önünde bir makyaj görmüş hali bu. En çok tutulan, en çok beğenilen hali de bu arkadaşlar. Yeni nesil görüntüsünden ötürü. Şimdi biz bu arabayı neden aldık? Ne artısı var, ne eksisi var? Alış videosuyla karşınızdayım. Şimdi dostlar başlayalım. Aracımızda neler var? Üstünde iyi denebilecek güzel 4 tane takım lastiği var. Biliyorsunuz yeni dönemde lastikler artık bizim için kıymetli oldu. Çünkü çok pahalılar. 4 mevsim olduğu için kışında güvenle ve rahatça kullanabiliriz arkadaşlar. Sonrasında aracımızın yine bir beyazla birlikteyiz. Escort'ta da buna denk gelmiştik. Biliyorsunuz biraz gerilere giderseniz ya da şuralara falan ekleriz. Escort'ta da gerçekten beyazın böyle bir canı giden bir durumu vardı arkadaşlar. Burada da aynı şeyle karşı karşıya. Rengin bir miktar canı gitmiş durumda. Boklama videosu biliyorsunuz. Onlardan hemen bahsedelim. Bu rengin bir canlanması lazım her şeyden önce. Buralarda rutuş işlemlerinin yapılması lazım arkadaşlar. Tampon kısmı önemli mi? Değil, ama daha güzel bir görüntü için muhakkak oraların rutuşlarının yapılması lazım. Sonrasında devam ediyorum. Bu araba çok uzun süreli biniciden geldiği için arkadaşlar aslında çok ekstrem de yapacak eksik noksan bir şey yok. Yeni evli bir kardeşimizden aldım. Uzun süredir de o kullanıyormuş. A'dan Z'ye de her şeyini yaptırmış. Tabii ki biliyorsunuz bu videodan sonra bir mekanik kontrollere yine gidiyor aracımız. Yine mekanik kontrollere gidecek. Ustalarımız bakacak. Eksiği, noksanı, bir şeyi var mı? Bunu onlar görecek, söyleyecek, onaylayacak. Sonrasında biz kendimiz güzelleştirme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Daha sanayiye bile gitmedi, aldığımız haliyle duruyor. Cam filmleri yapılmış. Cam filmleri de güzel. Üstlerinde lekeler vesaire var. Onları da biraz pasta yardımıyla toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Onları da temizleyeceğiz. Sonrasında yine böyle çamurlu kağızlarla ufak tefek rutuşluk yerleri var arkadaşlar. Onları da yapacağız. Şöyle arabanın etrafını komple bir dolaşalım. Bunun haricinde eksik noksan net böyle bir stopunda kırıktır, farında kırıktır ya da ne bileyim sinyallerinde eksiktir vesaire bir şey görmediğim için onlara bir şeyler yapamayacağım arkadaşlar. Şu Fiesta yazısının yeni modeli de vardı bende aslında. Onu takmayı da düşünebilirdik ama o da orijinal. Hiç değiştirilmemiş. Zaten bagaj kapağı falan da herhangi bir işlemi yok. Logolar vesaire hepsi yerli yerinde. Onlarda da eksik noksan bir durum yok. Buraya güzel bir atamın imzası atılmış. O da gayet hoş ve güzel bir şekilde durmuş. Chrome Exhaust kafası takılmış. Bu zaten sadece süs amaçlı arkadaşlar. O da güzel bir detay olmuş. Eski egzozundan değiştiğini göstermiş oluyor bize. Bu tarafına geçiyoruz. Burada da yine ufak tefek arka çamurlu kağızlarında rutuşlayacağımız yerler var arkadaşlar. Arka çamurlu kağızlarındaki ufak tefek rutuşların haricinde de zaten arabada eksik noksan hiçbir şey yok. Farlarını yine ben de bir parlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir parlaklık daha katmayı düşünüyorum. Zaten gayet düzgün ve temiz duruyor. Ön hatları, çizgisi hiçbir yerinde hiçbir şekilde bir bozukluk yok. Panelin vesaire de zaten biliyorsunuz. Satışa hazırladığımız videoda gösteriyorum. Şu an motor içi pis. Ben temizledikten sonra motor içinde göreceksiniz. Dışında söyleyebileceğimiz, eksik noksan diyebileceğimiz kırıklığı, ne bileyim bir sorunlu ya da macun çatladır vesaire gibi bir şey yok. Zaten macun yok arkadaşlar arabada. Çok temiz, düzgün bir araba. Bu yüzden dışına yapabileceğimiz aslında çok da bir şey yok. İçine geçelim. İçinde neler var? Bir de onları konuşalım. Dışı için dediğim gibi bir komple sağlam bir pasta cila ihtiyacı var. Bir parlaklık girilmesi lazım. Bunun haricinde ufak tefek rutuşların var. Başka da bir şey yok. Çünkü ne aynasında ne farında, stopunda herhangi bir kırığı, çatlağı, patlağı bir şeyi yok. Şimdi içine gelmemiz gerekirse. Şimdi arkadaşlar içinde şöyle kapı döşemelerinden başlayıp güzel bir temizlik gitmesi lazım. Buralarda kirlenmeler var. Keza aynı şekilde iç kısımlarında bir temizlik ihtiyacı var. Sonrasında devam ediyorum. Döşemelerine ayrıca hayran kaldım. Onu da bahsetmek isterim arkadaşlar. Şöyle döşemelerin her tarafını göstereyim. Orijinal döşemesi ve dört dörtlük sapasağlam duruyor. Göğüs keza aynı şekilde. Şöyle direksiyonuna falan bir odaklayayım. Gayet temiz ve düzgün bir şekilde duruyor arkadaşlar. Burada net kesin yapmamız gereken, gördüğünüz gibi vites topuzu arkadaşlar. O çok eskimiş. Onun net bir şekilde değişmesi lazım. Sonrasında double tape'imiz vesaire gayet yerli yerine düzgün duruyor. Birazcık daha ufak tefek kenar köşe onarımlara ihtiyacı var sadece. Şöyle arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Keza aynı şekilde arka koltukları da tek nokta hatasız
bir şekilde karşımızda arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne bir sigara yanığı, ne bir kırık, ne bir dökük içinde, ne bir herhangi bir sorun, tavan tertemiz. Zaten aldığım arkadaş sigara falan kullanan bir arkadaş da değildi. Daha öncesinde de gayet temiz ve düzgün bakılmış. Sadece bir temizlik yapabiliriz. Onun haricinde hiçbir yerinde hiçbir noksan bir şey yok arkadaşlar. Şöyle tavanını falan da göstereyim. Göğüste de bu şekilde. Double tape olması da ekstra bir artı tabii ki. Bir geri görüş kamerası da eklenmiş. Bunlar tabii ki ekstra özellik. Küçük arabalarda genel olarak yeni kullanıcıların ihtiyacı olan arabalar olduğu için ekstra böyle bir özelliğinin olması, park sensörü, geri kamerası olması çok da keyifli bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi içi bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki buralar falan bir temizlenecek. Şöyle odaklayayım. Buraları falan bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Sadece lekeler ve pislikler var. Onları da biz halledeceğiz. Kapı içinde vesaire zaten herhangi bir eksik noksan durum yok arkadaşlar. Diğer tarafları da böyle görmüş oldunuz. Evet dostlar, aracımızın genel itibari durumu budur. Bu eksik noksan söylediğimiz şeylerin hepsi yapılacak. Temizliği, parlatması vesaire hepsi geçecek. Bunun üzerine arkadaşlar aracımızın motor temizliğine komple bir gireceğim. Benim kullanımda vesaire hissettiğim herhangi bir eksik noksan olmadı. Zaten hidrolik direksiyon olsun, ne bileyim cam otomatikleri olsun, geri görüş kamerası olsun, arabanın özelliklerine dair olan şeylere baktığımız zaman en ufak bir eksik noksan vesaire bir şey görmedim. Bunun haricinde arabanın dediğim gibi süspansiyonu olsun, helezyonu olsun, gayet onlar da sapasağlam bir şekilde, şöyle göstermem gerekirse çok yumuşak ve çok tatlılar. Kullanımda bu da ekstra bir keyif yaratıyor. Yani Ford'un arabaları küçük arabalarında bile, B segmenti arabalarında bile baktığınız zaman aslında bu konforu görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten Ford'un en büyük olayı da torktur. Bunu da biliyorsunuz. Bu arabanın çekişi vesaire de ekstra kuvvetli. Torku yüksek olduğu için. Burada önemli olan bir noktası daha var bu arabanın. Bu araba daha henüz hiç LPG görmemiş arkadaşlar. Hala safkan, benzinli bir şekilde saklanıyor. 1.25 flare'lar zaten az yakan araçlar. Bu kıymetli bir nokta burada takılmamasında. Bunun haricinde arabanın az yakmasından ötürü LPG'ye ihtiyaç duyulmamış. Bu da motoru çok daha güvenli bir şekilde saklamaya neden olmuş. Arabanın gerçekten şu an yapacağım öyle ekstrem bir durumu yok. Ekstrem bir işi yok. Dediğim gibi bir kontrolleri tamamlanacak. Onda da bunca yıllık araba tecrübeme dayanarak herhangi bir sorunla karşılaşacağımı düşünmüyorum. Tüp vesaire de bir şey görmediği için zaten ekstra bir güvenim var bu arabaya. Bunun haricinde ufak rutuşlarını yapacağım. Komple pasta cilasını, içinin kuaförünü yapacağım. Belki paspas değişikliğine gidebilir. Paspasta biliyorsunuz yırtık vesaire bir şey görürsem paspasta direkt değişikliğe gidiyorum. Ben paspasta değişikliğe gidiyorsam da biliyorsunuz halı paspaslar geliyor. Kauçuk paspas sevmiyorum. Yapacağımız, edeceğimiz her şey bundan ibaret arkadaşlar. Bunda daha fazla eksik noksan da bir şey yok. Bu video zaten biliyorsunuz sadece alışta biz bu arabayı aldık. Nasıl aldık? Bu araba nasıldı? Ben nasıl bir arabayı beğendim aldım? Bunları söyledim ve eksiklerini gördüğümüz video arkadaşlar. Bunun sonrasında yeni videoda ben bu arabanın her yerine en ince detayına kadar size göstereceğim ve bu arabanın hangi eksiklerini giderdik, nelerini mükemmelleştirdik, bunlardan size bahsedeceğim. Bu videodan da bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.